Kurban Bayramı'nın 10 günü çıkmasına ben sevindim. Çünkü turizm açısından devletimiz, milletimize faydalı olacağına, yani işletmecilerin daha iyi kar edeceğine inandığım için sevindim yani. 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde Sıla'ya ailesinin yanına gidip özlem giderecek olan da var. 10 günlük bu uzun tatili deniz kenarında ya da yurt dışında değerlendirecek olan da var. Edirne Haber Merkezi ekipleri sokaktaki vatandaşın tatil planını öğrenmeye çalıştı. İşte kameralarımıza yansıyan Edirnelilerin Kurban Bayramı tatili planı. Kurban Bayramı'nda Kayseri'ye gideceğiz. Büyüklerle birlikte kurban geçireceğiz. Düşüncemiz o. Biz buradayız, Edirne'deyiz. Burada geçireceğiz. Başka planımız yok. Kurban Bayramı'nın 10 günü çıkmasına ben sevindim. Çünkü turizm açısından devletimiz, milletimize faydalı olacağına, yani işletmecilerin daha iyi kar edeceğine inandığım için sevindim yani. Siz nasıl geçireceksiniz? Evinizde mi yoksa? Biz yavruma önce tatile gideceğiz. Sonra kurban kestiğimiz için Kurban Bayramı'nı evimizde getireceğiz. Bize bir gelenek olmuştur. Her sene kurbanımızı kesiyoruz. Bize tatil yapılması iyi gelmedi. Çünkü biz kurban satacağız, kurban keseceğiz. Yani 10 gün uzun bir süre. Siz hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Tabii hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kendiniz de kesecek misiniz? Keseceğiz. Kısmetse Allah bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı içten dileklerimize kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Vallahi bayramlarda pazarlar kapalı olduğu için biz direkt tatile, memlekete gideceğiz. Aileyle geçireceğiz. Aynen, aynen öyle, aileyle geçireceğiz inşallah. Ben 3 gün falan tatil yapacağım, diğer günleri çalışacağım. Çünkü mağazamız olduğu için kapatma şansımız yok. 3 gün tatil bizim için. Ama 10 gün olması da güzel bir şey okuyanlar için falan. Çalışarak geçirmek zorundayım. Çünkü hayat şartları bunu gerektiriyor yani. Peki 10 gün olması konusunda ne düşünüyorsunuz? 10 gün bizim için uzun bir süre. Çünkü pazarın kurulmaması sebebiyle yani bizim için kötü. Şöyle söyleyebilirim. Kurban Bayramı'nda herkes memleketine uzun yola çıkıyor. 10 güne çıkması bu yönden çok iyi oldu. Hani uzun yola çıkanlar var. Özellikle onlar için. Güzel bir şey oldu yani. Peki siz bu Kurban Bayramı'nı nasıl değerlendireceksiniz bu 10 günü? Aynen, memleketime giderek. Uzakta akrabalı olanlarını, akrabalarını görmeleri için çok güzel bir fikir olduğunu, izin olduğunu düşünüyorum. Mesela uzakta oturan Samsun diyelim, Ankara, oraya gitmeleri imkanı oldu. Fazla kalmaları imkanı önden çok iyi bir şey. Peki siz nasıl değerlendireceksiniz bu tatili? Vallahi ben şu an zaten yurt dışından geldim. Döneceğim yani Almanya'ya. Orada değerlendireceğim çocuklarımla, torunlarımla orada değerlendireceğim tatilimi. Ailemizle geçirmek için güzel bir fırsat olabilir. Yani büyüklerimizle zaten 3-4 gün birlikte oluyorduk ama 10 gün olduğu için daha fazla zaman geçirebiliriz. Yani iyi aslında. Hani hem tatil uzamış oldu hem güzel bir avantaj bizim için. Hani sen nasıl değerlendireceksin? Köyde herhalde dedemlerle birlikte kurban keserek ya da ne bileyim kuzenlerimle geçireceğim.